Selam. Bugün yayının merakla beklenen dizilerinden biri olan Duran'ı konuşuyoruz. Uzun zamandır sosyal medya hesaplarında tanıtımı yapılan dizi yayına girdi. Ve biz de iyice emin olmak için 2-3 bölüm daha yayınlanmasını bekledik. Şimdi videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %97'si kanala abone değil ve bu çok yüksek bir oran olduğu için desteklerinizi bekliyoruz. Dura'nın oyuncu kadrosuyla başlayalım. Oktay Çubuğ'un başrolde olduğu dizide Bahar Şahin, Erdem Şen Ocak, Nil Keser, Burak Can Doğan, Batuhan Gelener, Zenci ismiyle tanıdığımız Burak Kaçar ve Yeşilçam'ın efsanesi İlyas Salman yer alıyor. Biz özellikle İlyas Salman'ı görünce çok umutlanmıştık. Öncelikle dizide rap var. Dövüş sporları üzerine ilerlemeye çalışan bir genç var. Rapçi var, hırsız var, köpek dövüşleri var, mahalle var, kabadayılar var yani her şey var. Tek bir şeye odaklanamıyorsunuz. Diğer rap dizilerinin tamamında kullanılan her türlü obje, araç, gereç burada da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Mahalle abilerinin baskısına boyun eğme, mükemmel bir rap şarkı çıkarıp bunu yakın arkadaşa kaptırma ve senin emeğinle başkasının zengin olması, yasa dışı işler, sürekli kara bahtım kör talihim şeklinde dönen muhabbetlerde bol bol bulunuyor. Dizinin ilk sahneleri bambaşka bir havada başladı. Almanya'da başlayan dizi her şeyi geride bırakıp kaçmayı kafaya koymuş Aslı adlı kızın birlikte olduğu adamdan değerli bir şeyler çalıp kaçmasıyla ilerliyor. Aşırı derecede basite indirilmiş ve hızla sonlandırılmış bir kaçış sahnesinden sonra uzun süre kızı görmüyorsunuz. Zaten kızın eve girmesinden, adam eve girerken yan tarafa geçtiğinde ses çıkarmasına rağmen fark edilmemesine kadar neredeyse tamamı çok absürt sahnelerdi. Hiçbir şekilde oturmamıştı karakter üzerinde verilen havaya göre. Duran, tesisat ve tamir işlerinde çalışan, mahallede maytay ile uğraşan başrolümüz. Gittiği yerdeki hocası da Hakkı, mahallenin gençlerini spora hazırlıyor. Dilan, Hakkı'nın torunu. Kelle ve Musto da Duran'ın en yakın arkadaşları. Musto, aşırı derecede saf bir adam gibi gözükse de, eli kolu çok hızlı ve bazen gerektiğinden fazla zeki oluyor. Kelle de kafayı raple bozmuş, sürekli olarak Hakkı'nın yendiğinden den vuran ve farkında olmadan çok fazla fedakarlık yapan hafif toplu bir çocuk. Yaşadıkları mahalle gerçekten vasattan da öte bir yer. Normalde görmeye alışık olduğumuzdan daha fazla siyahi karakter gördük ve hepsi neredeyse birilerinin altına zorla çalıştırılıyor. Hayaller karın doyurmuyor gibi klişelerle dolu muhabbetler her fırsatta yapılıyor. En sinir bozucu sahnelerden biri de Dura'nın tamire gittiği zengin evdeki çiftin tavırlarıydı. Neyse ki ilerleyen süreçte bayağı rezil oluyorlar. Ortada bir turnuva var ancak Hakkı Hoca'nın seçtiği kişi Duran değil. Herkes bunun için uğraşıyor ve Hakkı Hoca'nın seçeceği elemanın da tavrı ile diğerlerinin onu bu kadar yüceltmesi çok abartılmıştı. Çocukların gizden hallettikleri sahte parfüm içinde çuvallayınca polise sahte parfümle jest yapmaya çalışırken daha da çamur batmaları sonucunda kovalama esnasında dizinin başında gördüğümüz kıza yani Aslı'ya çarpıyorlar. Karakterin ekibe dahil oluşunu bir şekilde belirtmemiz lazımdı ki düşüncelerimizi söylerken zorlanmayalım. Aslı'nın uyandıktan sonraki saldırganlığın ardından ekibe çok çabuk dahil olması bize geçmedi açıkçası. Çantaları kayıp, araba mahalle abilerinden birinin elinde rehin, bütün bunların siniri bir anda geçmiş hep beraber orta yol bulmaya çalışıyorlar. Yani buradaki geçişler çok aşırı hızlıydı. Bir sahne öncesinde öldürecek kadar hararetliyken diğer sahnede hiçbir sorun yokmuş gibi ama sonraki sahnede yine ateş püskürüyor. Mahalledekilerin birbirine yardım ediyor olmasını vefa borcuna bağlamayıp sadece iyi niyet ve insaniyet namına yapıyormuş gibi verseler de çok daha iyi olurdu. Burada da Duran ve Hakkı'nın iletişiminden bahsediyoruz. Adamın herhangi bir yakınlık göstermiyor olmasına rağmen aslında arkalarına durmasını geçmişten gelen bir vefa borcuna bağladılar. Hakkı aynı zamanda Aslı'nın da dedesi. Dilan ve Aslı da kuzen oluyorlar. Daha ilk bölümlerde kendimizi bir aşk üçgeni arasında bulacağımızı da kesin bir şekilde göstermiş oldular. Aslında bakarsanız çoğu olay klişelerden ibaret. Köpek dövüşü kısmı beklediğimiz bir şey değildi. Sahne olarak oldukça güzeldi. Konu olarak yanlış anlaşılmaya da fazla müsaitti. Duran'ın köpeği aşırı derecede tatlı ve ilk başta biz onu kullanacaklar sandık. Borç almak için gittikleri sonradan görme mahallenin eski çocuğunun olduğu sahnelerde çocuğun konuşma şekli o kadar kötüydü ki atlamamak için zordurduk. Ancak altta anlatılmak istenen, günümüzde parayı gören, varoştan gelen rapçilerin parayla birlikte yaşadıkları değişim süreci güzel verilmiş. O kısımda bile işler hallolmuşken illa birinin kendini tutamayıp her şeyi berbat etmesi gerekiyordu ki biri bunun sorumluluğunu üstlendi. Mahallede adı geçenler de cam geri dönüşüm için toplamacı çalıştıran, büyük küçük demeden çöp toplatan tipler. Burada baya bir geri dönüşüm edebiyatı yapıldı. Burası aslında bir sürü farkındalık için güzel bir örnek denilebilirdi. Peçetenin doğada 100 yılda kaybolduğu kısmı tamamen saçmalık. Selüloz ve türevi maddeler 3 ayda doğaya karışıyor. Bu da böyle ufak bir bilgi kırıntısı. Herkesin sürekli bir şeylerle uğraşması ve her birinin farklı bir bataklık içerisinde olması bazı şeyleri takip etmenizi zorlaştırmış. Hakkı'nın borç batağı, at yarışı bağımlılığı falan buna bir örnek. En azından bir tane eşi gücü düzgün biri olmalıydı dizide. Bu tür dizilerde herkesin hayatının standartlarının altında olmasına alışkınız. Ama yine de herkesi toplayan, destek olan ve yönlendiren baba figürü eli yüzü düzgün biri mutlaka olurdu. Sürekli alışık olduğumuz muhabbetlerin dönmesinden ve ekstra bir şey katılmamış olmasından dolayı dizde dikkat çeken ciddi bir olay yok. Daha önce incelediğimiz yine rap temalı dizlerden biri olan Kovala buna kıyasla çok daha iyiydi. Onun ana konusu rapti, tek konuya yoğunlaşmıştı. Duran'ın kendi içinde dalları olması biraz problemli. Stabil Kovala'nın incelemesini de yukarıdaki bağlantılardan bakabilirsiniz bu arada. İlerleyen süreçte de ne yönde ilerleyeceklerine dair bir karar verirlerse belki çok daha iyi bir şekilde devam edebilirler. Ancak şu haliyle bazı konularda ciddi bir sıkıntı var. Herkesin her şeye dahil oluyor olması biraz sıkıcı olmuş. Yayınlanan bölümler sürecinde hiç uyuşturucu muhabbeti yapılmaması oldukça iyiydi. Herkesin tabaka tabaka birbirinden emir alan insanlar olması ve üstün alta uyguladığı baskıyı bir alttakine daha da şiddetli yansıtması oldukça güzel işlenmiş. Bazı durumların klişelerden ibaret olması dışında dizinin kendisine bir fark eklemesi gerekiyor. Diyaloglara baktığımızda her zaman olmasa da yer yer çok doğal ve çok gerçekçi şekilde kullanılmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Duran'ı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.